Şüphesiz ki zor bir deplasman. Son iki maçını kaybeden Alanya Spor ve çok ciddi bir çıkışta olan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş bu maçı 3-0 kazanırsa... Galatasaray lider oluyor. Lider oluyor, bay geçtiği haftada. <laughs> Müthiş değil mi? Hakikaten. Çok yani. enteresan olur. Evet. Tarihte var mıdır acaba bunun? Biz yani? bunlar ama hepsini sezon başında konuştuk. Hepsini tahtada anlattık. Hepsini tek tek. tahtada anlattık yani tek tek. <laughs> Bakın böyle yapıyorsunuz. Bay geçiliyor her hafta. Bunlar bunlar olacak. O olacak. Ligin sonundan olacak ben onu çok merak ediyorum. Ligi... UEFA'ya giden, gitme şansı olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe... direkt katılamayacağız ama gitme ihtimali olup 12. Olacak. haftayı oynadık değil mi? Evet. 12, evet. Ee, Fenerbahçe 16. haftada bay geçiyor. Ya, bu ne demek? Ee, ligin bitimine 5 hafta kala bay geçiyor mesela. Hı -hı. O zaman kıyamet kopacak. Bunların hepsini konuştuk, yapacak bir şey yok. Çok enteresan bir Nasıl maç bekliyorsun Yalçın? Baktığınızda... Alanya Spor, Çağdaş Hoca kötü gidişe dur demek isteyecek. Beşiktaş'ta e, iyi giden 3 hafta üstüne koyarak hem oyun olarak hem skor olarak özgüvenli bir ekip. Deplasman'da ben seyir zevki çok yüksek bir müsabaka bizi bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Bol golli bir müsabakanın bizi beklediğini. E çünkü ofansif oyuncuların e, ciddi anlamda fark yarattığını hem Beşiktaş'ta hem Alanya'da net bir şekilde görüyoruz. E, bu da Bizi e, maçı düşünürken çok e, heyecanlı kılıyor. Yarınki müsabakada e, ben açıkçası çok heyecanla bekliyorum bu müsabakayı. Tabii Beşiktaş açısından da zor ama Alanya Spor açısından bence daha zor bir maç. Hem iki maçta mağlup olmanın vermiş olduğu bir e, mental bir gerginlik sıkıntı, varsa. gerginlik var. Bunun dışında bir de Salih Uçan eksiğini ben çok önemsiyorum. Yani Orta alanda artık o oturmuş düzen e, Salih O'nun bir parçası olmuştu. O dişinin bir parçası olmuştu. Şimdi o parça biraz e, eksilecek. O orta alandaki organizasyon nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz ama e, şunu da söyleyelim, Alanya da çok değerli oyuncuları var. E, yabancı oyuncularından herhalde. En iyi verimi alan takımlardan Bence bir tanesi. Bence kolkırı oynamayabilir. Yani crew... kolkırı <laughs> oynamazsa eksikliği çok hissedilir bu Yok, arada. Yani bir sakatlığı var. Oynatmayı yetiştirmeye çalışıyorlar ama oynamama ihtimali de varmış. Yani eksikliği çok hissedilir. Evet. Bu takım bu arada Alanya sadece atmıyor bir taraftan da çok az pozisyon veriyor. Tabii. Yani ama ligin çok fazla. Ama e, karşınızda da gol pozisyonuna giren çok takım var. üretken bir beşiktaş var. Tabii. O yüzden daha kontrollü evet. olacaklar. Mesela daha. ben her işte biraz önce onu anlatmaya çalıştım ama tam olarak anlatamadım. Bu Abbakar için geçerli değil hemen beşiktaşlar linçe girişmesinler de. Zavelyas mesela. Evet. Zavelyas rakip forvetin çekindiği bir stoper. Evet. Sert sert agresif Doğru. bu kırmızı kart görüyor tekme atıyor o bu demek istemiyorum canını ya çok... yakıyor değil mi yakın ve temaslı bir oyuncu bravo senin gibi Anlatabiliyor anlatabiliyorum sen de öyleydin yani sen de hani sert agresif işte e, santraforun çekindiği tarz bir stoperdin da öyle mesela ben o adamın o özelliğini mesela çok seviyorum sert adam sert adam döndürmüyor hiçbir agresif, zaman agresif döndürmüyor ne oynayacağını ama, ne yapabileceğini biliyor ama bu tür oyunculara karşı hareketli olursanız bu tür oyuncular saha içerisinde çaresiz Etkin, kalır. Şimdi onu soracaktım. Abubakar. Abubakar hareketli oluşu. Hareketli. Yani beni bu anlamda inanılmaz şekilde rahatlatıyor. Alayın Spor karşısında. Çünkü neden? Bir de arkadaş grubunun da Abubakar'ın o temposuna ayak uydurması ve sorumluluk alması. de geri dönecek olması olabilir ha, mi? Aynen olabilir. Yani sonuçta yani, baktığınızda e, düşündüğümüzde belki yarın Dorukan ilk 11'in dışında kalacak. Mensah olabilir belki. Doğru. Mensa, yani Mensah, Atiba. Ee, şey, Soğuz'a üçlüsü olabilir. Yani. Ee, şöyle bu arada Berkan da çok iyi bir oyuncu. Yani Salih'in yerine oynayacak olan e, arkadaşımız da İsviçre'den gelmiş. Bedelsiz bir transfer. Sol ayaklı enteresan bir oyuncu. Onu da izlemelerini tavsiye ederim izleyenlerimize. Ee, tabii bu düzen e, yani burada tabii sol bek dışında doğru bir savunma attı. İşte Salih'in dışın Salih'in yerinde Berkan görev yapacak. Alanya Spor açısından çok fazla bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki Efecan'ın olma işi sıkıntı yaratır. Orada çok içeri giren ceza sahasına çok fazla dalış yapan, adam eksiltebilen bir oyuncu. Ama ön tarafında da yine Bakasetas gibi, Davidson gibi ve Babakar gibi çok değerli oyuncular var. buna rağmen ben Alanya Spor açısından daha zor bir maç olacağını düşünüyorum. Neden? Beşiktaş'ın orta sahası fiziksel olarak şu anda e, ligin bence en net orta sahası. Üstünlük olarak, fiziksel üstünlük olarak. Teknik olarak tartışırım. İşte yaratıcılık olarak tartışırım ama e, Atiba, Mensah veya Soğuz'a, Atiba, Dorukhan. gereğini yerine hangi getirmek. Hangi üçlüsü oynarsa oynasın. Fiziksel olarak düşmeyecek bir orta sahadan bahsedebiliriz kesinlikle. Volkancı bir daha açıklık getireyim. E, anlat, anlatamadık. Beşiktaş 3-0 kazanırsa Beşiktaş lider olmuyor. Beşiktaş 10-0, 20-0 da kazansa lider olmuyor. Galatasaray olmamıyor. lider oluyor. Galatasaray lider oluyor. Bunu söyledi. Bay ortamda. geçmesine rağmen, maç oynamamasına rağmen. Galatasaray lider oluyor. Beşiktaş evet, 100-0 da kazansa olmuyor yani o iş. Bugün Fenerbahçe yenildi. Evet <laughs> aynen öyle. Yarın da Alanya yenilirse. Yok şimdi bir algı başlatıldı böyle söyledik diye de biz öyle söylemedik. Ya çok enteresan bir yer. Hakikaten çok enteresan. <laughs> ya boş ver abi çok. Yok tatlı. hayır. Ya neden mesela böyle çirkin şeyler oluyor? İşte ısı haritası oluyor ya ve bunu yapan hani kimin yaptığını söyleyince büyük şok olacaksın. Allah Ben sen şu an öğrendim ya yani. Büyük öğrendi. komedi yani. Hep ya bu şekilde bunların düzelmesi lazım. Hakikaten Abi düzelmez. Ben bıraktım mücadeleyi. Yo mücadeleyi bırakmamak lazım. Düzelteceksin. Kimseye cevap vermiyorum. Hakan, yıllar önce Yazıyorum bir anımı anlatayım. Ben Antalya Spor'da oynarken görüntüde Foyle maruz kalan oyuncuyla benim hiçbir alakam olmaksızın tabii, tabii, tabii. görüntüde ben yokum inanılmaz şekilde Lince hakaret, uğradım. linç tabii, tabii, tabii. muazzam abi çok acayip ya yani, Mesela duyduklarınız Zafer duyduklarınızla hareket ediyorsunuz ısrarla diyor ki nasıl lider oluyoruz anlamadım ya olan Beşiktaş o lider oluyor demedi ki hiç kimse size ya, Anlatamıyorsun mesela. Böyle bir algı yaratıyor. Kimsenin ağzından da bak burada kaydı geri alsınlar. Vara gidelim. Var böyle. Ya çok kötü bir şey ama. Yani anlatabiliyor muyum? Çok kötü bir durum yani. İşin daha kötü kısmı bu kötü platformdan Süper kulüpler yönetiliyor. Evet. Maalesef. <laughs> yani büyük kulüpler de yönetiliyor. Büyük kulüpler yani büyük kulüpler zaten yönetiliyor. Evet. Büyükler zaten ya yani, transferler zaten yapılıyor, hocalar getiriliyor. Hocalar getiriliyor, transferler bozuluyor Şekila. Yani aynen öyle. Ya <laughs> gerçekten yasakladı. Yani, yani adam kampa gitti Beşiktaş kampına. işi bozuldu sosyal medyadaki operasyonla. Çok ki, ediyordu. Kim o zaman mesela, bu kadar etkili değildi yani. Mesela e, ben şöyle işi... söyleyeyim benim kulağıma gelen bazı kulüpler sosyal medyadaki trollere 30 bin lira 40 bin lira bütçe ayırıyorlarmış her ay. Var var. 30-40 bin lira 50 bin lira. Ya mesela bunu bütçe bunu, ayıranlar bu var. Bu sayede mesela... bakın bu sayede 30-40-50 bin lira para ayırıyorlar. Bu sayede kendilerini eleştirenleri linç ettirip kötü gidişlerin algılarını değiştirenler oluyor. İyi giden bir şey varsa istedikleri kişileri daha da böyle ön plana çıkarttırıyorlar. Kötü gidiş varsa ama, ama finalde hep gerçekler kazanıyor kardeşim. E, ya mesela şimdi o günü ama kurtarıyor. bu Bu bunu yapan kulüpler e, kesin e, Süper Lig seviyesinde var. Mesela bak Beşiktaş'ın mesela resmi Twitter hesabı, Instagram hesabı son 4-5 aydır bence gayet olumlu gidiyor. Tabi şimdi arkadaşım geçtiği için oraya her şey yanlış anlaşılacak. Ama bence iyi gidiyor. Mesela ama en kötü yönetilen şey Beşiktaş'ın trollleri Bir anda ortaya çıkan şeyler, influencer, Beşiktaş influencerları. Kim kim olduğunu bilmediğimiz. Hayır, geçmişine mesela bakmıyorsun adam. Ben e, mesela ay, bu adamın geçmişine bakıyorum da tesise de sokuyorsun. Yani o da çok enteresan. Öyle şeyler de mi var? Beşiktaş'ta onlar efsane. Beşiktaş'ta 3-5 beş tane şey var. Ee, ne derler? Tabu adam var mesela. Adam Bir de şey, şey vardı, yanılmıyorsam. Adam mesela şey diyor. Ben diyor Beşiktaş kulübünde görev almam diyor. Ben yönetici olacağım diyor. İki senedir mesela. Piyasan Twitter'da böyle yüz 130 bin Be takipçisi oluyor. Beşiktaş mesela. basın Vay toplantısına gidip hatıra formasını Tab alıp satılığa çıkartan Tabii o tipler de var. Biz yakaladık yani bunu. Mesela Beşiktaş forma tanıtımı yapıyor lansman. Mesela örnek veriyorum Taner gazeteci olarak katıldı oraya. Alıp o formaları ve 3-5 tane alıyor. Bir şekilde alıyor. Arkadaşım işte o gelmedi diyor. Onun yerine alayım falan diyor. Alıyor. Ardından alışveriş sitesinde bunu satan insanlar tespit edildi. Güzelmiş. Ya düşünebiliyor musun? Güzel i̇şte bu, sektör falan. Maalesef <laughs> bak bu çok kötü. Ha, ama inanıyorum, İnanıyorum. Erol abiye çok inanıyorum. Erol abi dünyanın en iyi insanlarından Ben inanıyorum. Insanları çok beyefendi efendi adam. Yüzde yüz çözecektir. Yani yüzde yüz çözeceklerine evet. inanıyorum. Hakikaten, özellikle Beşiktaşta bunun önüne geçeceklerine inanıyorum. Beşiktaş'ın Twitter hesabından çok bahsettik. Maçın öncesinde Beşiktaş güzel bir akım başlattı futbolcularla birlikte bir video paylaştı ardından da futbolcular twitter'dan destek verdiler bu videoya